Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bugünkü Kur'an yolculuğumuz Maide suresinden. Maide suresi abdest ile alakalı ayetleri okuyunca buradaki mutluluğumu sizinle paylaşmak istedim. Rabbimiz Celle Celaluhu Maide suresi 6. ayeti kerimesinde buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, ey o bütün iman edenler, izâ kumtum ilâ salâti, namaza kalktığınızda, namaz kılmak istediğinizde, fâsulû, yıkayınız vucûhakum, yüzlerinizi, ve eydiyakum ilel merâfik, dirseklere kadar ellerinizi, ve emsahû bi rûûsikum, başınızı mesedin, ve ercülekum, ayaklarınızı da yıkayın ilel Kâbe'nin topuklara kadar. Allah Celle Celaluhu bu ayeti kerimede abdestin farzlarını bize anlattı. Nedir o? Namaza kalkmak istediğimizde eğer abdestimiz yoksa yüzümüzü yıkıyoruz, ellerimizi dirseklere kadar yıkıyoruz, başımızı meshediyoruz ve ayaklarımızı yıkıyoruz. Değerli kardeşlerim, burada ağza su vermek var mı? Yok. Buruna su vermek var mı? Kulakların içini veya boynu meshetmek var mı? Yok. Ama biz abdestte bunları da yapıyoruz. Ne diye? Sünnet diye. Peygamberimiz böyle yaptı diye. Şimdi lafı şuraya getirmek istiyorum. Bazı aklı evveller çıktı. Kur'an bize yeter. Kur'an'ı alırız. Kur'an'ın dışında başka hiçbir şey kabul etmeyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti Kur'an değildir. Bu dini Allah Kur'an ile göndermiştir. Kur'an üstüne yapılan her bir ilave indirilmiş dini uydurulmuş dine dönüştürür diyor. Biz de onlara soruyoruz. Bu indirilmiş dini ilk uydurulmuş din haline getiren Hazreti Muhammed midir demek istiyorsunuz? Resulullah mı demek istiyorsunuz? Biz öyle mi dedik ki? Evet. Ayetlerin üstüne hiçbir şey koymamak gerekiyorsa, bak ayette yüzü yıkamak var, kolları dirseklere kadar yıkamak var, ayakları topuklara kadar yıkamak var, başı meshetmek var, ağza su vermek yok, buruna su vermek yok, boynu meshetmek yok, her ağzayı 3 kere yıkayın de demek yok, 1 kere yıkayın diyor yani. Bütün bunları biz nereden öğreniyoruz? Sevgili peygamberimizden öğreniyoruz. Siz onu tanımamakla, peygamberi tanımamakla gerçek dini yaşamış oluyorsunuz, öyle mi? Allah akıl fikir versin. Neyse, onu bir kenara bırakalım. Şimdi peygamberimizi dinleyelim. Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Müsafir'in babının 294 numaralı hadis-i şerif. Buyurdular ki sevgili peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam, İçinizden her kim abdest suyunu hazırlayıp ağzına burnuna su verir ve burnunu temizlerse, bak bunlar ayette yok, mutlaka yüzünün, ağzının ve burnunun günahları dökülür. Demek ki abdest günahları böyle döküyor. Hadis devam ediyor. Sonra Allah'ın emrettiği gibi yüzünü yıkarsa, yüzünü günahları su ile birlikte sakalının etrafından dökülür. Sonra dirsekleriyle birlikte ellerini yıkarsa, elinin günahları su ile beraber parmak uçlarından akar gider. Sonra başını meshederse, başının günahları su ile birlikte saçlarının ucundan dökülür gider. Sonra topuklarıyla beraber ayaklarını yıkarsa, ayaklarının günahları su ile beraber ayak parmaklarının ucundan akar gider. Eğer böylece abdest alan bu adam kalkıp namaz kılar, Allah'a hamdü senalar eder, onun layık olduğu vasıflarla Subhanallah diyerek yüceltir ve gönlünü tam anlamıyla Allah'a bağlarsa, mutlaka anasından doğduğu günkü gibi günahlarından arınmış olur diyor. Abdestin faziletlerine bakar mısınız? Abdest için müminin silahı denir ya, mümin abdest olduğu sürece ibadettedir. Namaz kılsa da kılmasa da, kılsa daha güzel olur ama
abdestli olmak bizatihi güzeldir. Sağlığımız yerimizdeyse abdesti devamlı alalım. Bozulduğu zaman tekrarlayalım. Abdestten sonra da iki rekat abdesti şükür namazı kerahat vakti değilse kılalım. Değerli kardeşlerim, bulunmaz bir sevap kapısı, sağlık kapısı, saadet kapısı elhamdülillah cennette peygamberimize komşuluk kapısıdır. Sevgili peygamberimiz ashabının arasında her vesileyle onlara dini öğretirdi. Onlar da peygamberimizden gördüklerini anlatırken bazen peygamberimizin yaptığı hareketleri aynısını yaparak aktarırlardı. Mesela peygamberimiz bir hadis-i şerifinde sakalını efendim sıvazlayarak konuşmuşsa o hadis-i şerifi kendileri de sakalını sıvazlayarak rivayet ederlerdi. Şimdi buna ilginç bir örnek var burada. Bir gün Hazreti Osman Efendimiz, Osman bin Affan radıyallahu anh bir yerde arkadaşlarıyla otururken su isteyip abdest aldıktan sonra güldü. Arkadaşlarına dedi ki, niçin güldüğümü sormayacak mısınız? Onlar da normal görmüşlerdi, sormamışlardı. Peki sormamızı istiyorsun dediler ve sordular. Niçin güldünüz ey halife diye. Dedi ki, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber buraya yakın, buralarda bir yerde bulunuyorduk. Bizden su istedi. Benim gibi abdest aldı ve tebessüm etti. Sonra da döndü bize. Niçin tebessüm ettiğimi sormayacak mısınız? Dedi. Biz de sorduk. Bunun üzerine şöyle söyledi. Kul abdest için su isteyip yüzünü yıkadığı zaman Allah-u Teala yüzüyle işlediği günahları siler atar. Kollarını yıkadığı zaman da öyle, başını meshettiği zaman da öyle, ayaklarını yıkadığı zaman da aynen öyledir. Bu azarlarla işlemiş olduğu günahları Allah siler atar. Hadis-i şerifi bize İmam Heysemi Mecmu'u Zevaid'de 1. cilt 229 numarada sayfada rivayet etmiş. Değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alalım. Abdest olmaya gayret edelim. Hatta sağlığımız müsaitse evden abdestle çıkmayalım. Evde abdestle bulunalım. Abdestli yiyelim, abdestli içelim, abdestli uyuyalım. Dostlarımızla sohbete gittiğimizde abdestli bulunalım. Abdest manevi bir arınma ve günahlardan da temizlenme vesilesidir. Allah her zaman abdestli olmayı hepimize nasip eylesin, müyesser eylesin inşallah. Hoşçakalın ve selam.